tanımak istiyorum öncelikle. Evet. Beni tanımak istiyorsanız. Evet. Ben Düzceliyim. Evet. Dedem Düzce'ye Giresun'un Bulanca kazasından gelme. Tamam, çok güzel. Buradan gelme. Evet. Ben Düzce'de doğdum, büyüdüm. Evet hocam. Efendim. Hafızlığı orada yaptım. Çok güzel. Orada okudum. Çok ondan güzel. Sonra askerliğe kadar benim hayatım orada geçti. Düzce'de geçti. Evet. Çok güzel. İşte askerliği mütakip. Evet. Tuttum. Efendim bir Ramazan için Osmanlı köyüne geldim ben. Osmanlı köyü de bu bölgenin en muhafazakar köyü. O zaman kim, tabii. Kim vasıtasıyla? Bu Niyazi Dağ. İmam Hatip Lisesi müdür yardımcısı. Evet. Bir de? O zaman o daha şeydi o. Öğretmen. Evet. Niyazi Dağ. Bir de Mehmet Bakırcı var. O zaman öğretmen miydi Niyazi Dağ sizin zamanınızda? Tabii. Öğretmendi. Tabii, İmam Hatip'te. Evet tabii. Anladım. Velhasıl o zaman daha okul açılmamıştı burada. He, daha yoktu. Daha yoktu. Doğru. Sen kaç yılında geldiniz hocam? Efendim 1960 dur bakalım kaç geçiyor? 65 veya 66 yani tam. Yılında geldiniz. Evet ben tam. Edirne'ye gelişiniz. Edirne'ye gelişim böyle. Askerden sonra mıydı hocam? Askerden sonraydı. Evet. Ve ben askerliği 6 ay yaptım. Evet neden öyle? Şimdi şöyle. Askere gitmeden önce bir muayene oluyorsunuz. Evet. O muayenede sağlamlara 2 yıl, hı, sakatlara 6 ay askerlik veriyorlar. Şimdi benim de o zaman gözlerimin böyle sağlam olmadığı ortaya çıktı. Evet. Bu da nasıl oldu biliyor musun? Evet. Bizim tarafta bir Hüsnü'nün Mahmut vardı. Gözlük takardı, hep fiyete yapardı. Evet. Ben de şimdi gözü takarsam öyle fiyaka yapacağım. Gibi düşünüyordum. Öyle düşünüyorlardı. Evet. Etrafımızdakiler böyle. Evet. Ne zaman ki ben efendim gözlüğüm sebebiyle gözlük kullandığım için evet, herkesin 2 yıl yaptığı askerliği 6 ay yapınca benim akrabalarımın o zaman aklı başına geldi. Öbür türlü. Hatta evet. Ya mesela ben şimdi daha önce gözlük almışım. Gören hemen alır böyle benim gözlüğümü takar böyle bakalım. Ne var bunda diye. Numara olduğunu düşünemez onlar. Yok. İhtiyaç yani, olduğunu. Yani çok istedim ki o zaman bir kişiye aşk ile vecd ile bir tane bir kişiye çakayım diye ama yapmadım kimseyi. İyi yapmışsın hocam. Evet. Allah razı olsun. Bu şekilde ben tamam. Askerliği 6 ay yaptınız. Neredeydiniz hocam? Askerliğimin ilk kısmı. Evet. Efendim. Dinliyorum. Burhaniye var Balıkesir'in. Burhaniye kazası. Evet. Orada yaptım ben. Çok güzel. O da enteresan bir askerlik orada o. Evet. Şimdi ben orada askerim, erim böyle. Evet. Bizim köyümüzden bir hoca Edremit müftüsüne efendim mektup yazdı ki benim bir arkadaşım var orada onunla alakadar ol diye. Evet. Bir gün Edremit müftüsü beni geldi orada görmeye. Ziyarete. Ziyarete geldi. Evet hocam. Ya onunla çok hoş bir görüşme oldu. Evet. Bu sefer o gittikten sonra dediler ki bana ya sen madem hocasın niye söylemiyorsun ya o? Şeyde askeriyede. Evet. Evet. Ya kardeşim ben niye söyleyeyim? Evet. Sana bunda öyle talim malim yok. Estağfurullah. Ne var ya burada oturacaksın. Estağfurullah. Allah Allah. He. Bu sefer askerliğimin ilk bölümünü orada yaptım ben. Anladım. Daha sonra 3 ayda efendim Kırklareli'nin Demirköy kazası var. Evet biliyorum. Bayağı uzak evet, buraya. Tabii biraz Balkan. Yani Allahu Teala bana nasıl yardım etti ya. Oraya gittim askerlik şubesine. Evet. Peki ben ne yapacağım? İhtiyat yoklaması yapanların orada atları var. Evet. Efendim geldikleri vakit o şeyi ben oradan alıyorum. Efendim onların isimlerini oraya. Evet. Efendim orada bir yüzbaşı vardı. Hı hı. Bir de bir albay vardı. Evet hocam. Yüzbaşı Celal Bayar'ın köyündendi orada o. Evet. Albay da gerçi namazdan yazla alakası yoktu ama son derece böyle munis beyefendi böyle. Evet. Önüne koyuyorum imzalıyor orada o. Anladım. O kadar. O işleri yapıyordun yani. Benim? O işleri yapıyordun. O işi yapıyordum orada. Fakat anladım. Beni çok sevdiler orada onlar. Allah razı olsun. Çok sevdiler böyle. Evet. Yani askerlikte ben herkesin 2 yıl yaptığı dönemde
Ben 6 ay yaptım. O zaman benim gözlüğümün, gözlük takmamın zaruri olduğuna benim akrabalarım ancak o zaman inandılar. İnandılar. Doğrudur, doğrudur. Hüsnü'nün Mahmut gibi mi olacaksın? Hüsnü'nün Mahmut. Niye o? Süs için taktığını zannetmişler evet, yani. Evet, evet. Evet. Hayırlısı olsun. Sonra askerliği bitirdiniz. Askerlik bitti. Askerlik bittikten sonra İstanbul'a mı geldiniz? Ben yine İstanbul'da Kur'an kursundayım. Evet. Hacı Fahri'nin olduğu yerde. Evet. O zaman bizim Niyazi Dağ ve Mehmet Bakırcı çok oldu onların Bakırcı öğrendi. Dediler ki ya sen seni bizim köye yapalım. Götürelim. Ramazan'da getirelim. Evet. Ben Ramazan'da orada kaldım. Anladım. Yani ilk defa. Bir ay Ramazan'da orada kaldım. Bir ay Ramazan'da ben sonra orada ne yaptınız kaldım. Hocam? İşte ben oradayken. Osmanlı köyünde. Ben oradayken burada Kur'an kursu öğretmenliği açıldı. Kadrosu açıldı. Evet. Burada. Edirne'de. Edirne'de. Tamam. Tuttum. Tesadüfen ben kazandım o şeyde imtihanı. Evet. Tuttum ben burada Kur'an-ı Kerim öğretmeni oldum. Evet. Nerede? Nerede? Karaağaç'ta. Allah Allah. 4 yıl orada. Sonra 2 yıl Yıldırım'da. Maşallah. 6 Yıldırım'da hangi camideydiniz hocam? Cami değil. Ben Kur'an-ı Kerim. Evet, hep Yıldırım'da neredeydi Kur'an yani eğitim yapılan yer? Şu anda yerini unuttum iyice. Karaağaç'ta neredeydi? Karaağaç'ta caminin yanındaydı. He, anladım. Evet. O zaman yeni cami yoktu. Evet. Eski cami vardı. Eski caminin yanında. Yanında okutuyordunuz. Tamam. Ve benim talebelerimden şu anda hayatta kim var ben bilemiyorum. Evet, doğrudur. Yani, tabii yıllar geçti. Sonra Karaağaç, Yıldırım. Ve bu şekilde 6 yıl Kur'an-ı Kerim öğretmenliğim oldu. Evet. Daha sonra eski camide kadro açıldı efendim oraya imamlığa. İmamlık kadrosu. Yani. Ben de nedense işte bu yani oraya beni uygun gördüler. Çok güzel. Ve ben eski cami imamlığına başladım. Elhamdülillah. Fakat benim öyle orada imamlığım sıradan bir imamlık değildi elhamdülillah. Nasıl değildi? Nasıl değildi? Nasıl değildi? Diyanetten bir hutbe gelir. Der ki bu hutbeyi okuyacaksınız. Evet. Yani böyle. Ben o hutbelerden iki kere mi okudum, üç kere mi okudum bilemiyorum ben onu. Evet. Ve ondan sonra daha sonra İbrahim Koçaslı diye bir adam buraya geldi. Buranın efendim müftüsü oldu. Eski müftüsü evet. Eski rahmetli. Tabii rahmetli. Allah rahmet eylesin. İbrahim Koçaslı enteresan bir insandı. Evet. Kendisi bir nur talebesi değildi. Yani kendisi evet. Sami Efendi'ye bağlıydı. Doğrudur. Mahmut Sami Efendi'ye bağlı. Bağlıydı. Ve fakat Risale-i Nur'u okuyanlara çok şeyi vardı böyle. Doğrudur. Mesela camiye gelir. Ben Risale-i Nur'u okuyorsam ben bitiririm. O alır, o okur. Evet. Allah razı olsun. Risale-i Nur'u böyle okur. Çok okuyan bir arkadaş da abimizdi, hocamızdı. 17 yıl onun burada şeyliği. Bak, müftülüğü. Müftülüğü onun. 17 yıl burada. Siz de onunla beraber 17 yıl eski camide miydiniz? Tabii. Tamam. Hep eski camide. Ben doğru. Burada imam olarak eski camide başladım. Başladım. Orada bitirdim. Orada bitirdim ben. Efendim. Siz kaç yıl imamlık yaptınız hocam? 2003'te ben emekli oldum. Toplam kaç yılda? Şimdi ben onun hesabını sonra yaparım. Evet, 2003'te ben emekli oldum. Çok güzel. Hayır emekli olsun. Oldum. 2003'e kadar efendim, sizi dinledik hocam. Efendim öyle. Hutbelerimiz, arkanızda namaz kıldık. Emekli Allah kabul etsin. Ama ben o eski cami bana çok şey verdi. Mesela? Eski cami. Mesela bir gün ben bir hutbe okudum eski camide. Evet. Tam 25 Kasım günü Edirne'nin kurtuluş günü. Evet. Gelen yazıda ormanlarımızı koruyalım hutbesi var. Evet. Ben ise 25 Kasım'da o Edirne'nin kurtuluşunu ve Şükrü Paşa'nın Edirne'nin müdafası hakkındaki bütün bilgileri, belgeleri topladım. Yani o zaman büyük bir merak var bende. Evet. Tuttum böyle bir hutbe okudum ben. Evet. Tuttum ben o hutbeyi okudum geri gelirken baktım, üç müfettiş yanıma geldiler. Biri bunlardan Sami Uslu. Hala telefonda adı var bak, Sami Uslu'nun. Evet. Dedi, hocam senden Allah razı olsun. Evet. Biz Türkiye'nin her tarafını geziyoruz. Senin gibi hutbeye özen gösteren Gaziantep'te bir arkadaşı vardı. Evet. İkinci sensin. İstediğin hutbeyi oku. Evet. Efendim, istediğin hutbeyi oku. Hiçbir sıkıntı görmezsin.
Ama sıkıntı görün bahis mevzu olursa, hı-hı, ben müfettişim dedi efendim Ankara'da. Ondan sonra bana durumu bildir. Evet hocam. Bana durumu bildir. Anladım. Ondan sonra bu şekilde dedi bu. Yani bir nevi size hutbeyi kendinizin hazırlamasına çok cevaz verdi yani. Cevaz verdi böyle. Allah razı olsun. Tuttum ben de hakikaten onun dediği gibi oldu. Hı-hı. Dedim ya ben bu sahne ustayı ben bir daha nerede göreceğim diye. Evet. Şöyle bir olay oldu. Şimdi yurt dışına bizim gibi, hı, yüksek tahsilli olmayanlara, hı, gitme hakkı doğmuş. Evet. Fakat bizim burada İzmitli bir müftü vardı. Evet. Şimdi birdenbire adı aklıma gelmiyor şu anda. Doğrudur. Bize bunu bildirmedi bu. Evet. Halbuki bilmesi gerekiyordu. Doğrudur. Ben Ankara'ya oğlumun yanına gittim. Fevzullah o zaman Ankara Yeni Mahalle Müftülüğü'nde çalışıyor. Evet. Baktım ki ya orada bir ilan var. He. Efendim o ilanda bizim başvurabileceğimiz söylüyor. Hı. Ve vaktin dolmasa da 15 dakika var. Allah Allah. Hı. 15 dakika. Evet. Tuttum ben de müftüden bir izin istedim. Evet. Tuttum o müftüye telefonu açtım. Evet. Müftüye. Edirne müftüsüne. Hocam dedim ya, böyle bir ilan varmış. Siz niye dedim duyurmadınız bu ilanı dedim ya, bu sizin vazifenizdi bu. Abdullah hocam be, sen ihtiyarsın, sana ne Avrupa. Estağfurullah. Dedim bak, eğer ben bu fırsatı kaçırırsam, evet, döndüğüm vakit sana ben kan kustururum dedim, kan. Estağfurullah. Tamam mı? Evet. Ne et et, çaresine bak. Beni kaydettin. Bu sefer mecbur kaldı. Evet. Bir Salim vardı yani yıllardan beri hadi o bir Salim diye bir arkadaş vardı müftülükte. Salim Özkanlı biliyorum. Yıldırım damadı. Tamam biliyorum. Tuttu Salim Özkanlı, evet, sanki ben veriyormuşum gibi dilekçeyi. Evet. Tuttu hemen vilayete o dilekçeyi verdi. Ulaştırdı. Bu şekilde Avrupa'ya gitme imkanım oldu. Efendim oldu. Efendim ve ondan sonra tabii ki o müftü neyse. Evet oldu gitti. Evet, gitti. Tabii, Avrupa'ya gitmem benim böyle oldu. Anladım, Avrupa'ya da gittiniz. Gitti. Emeklilikten sonra mı hocam? Değil. Çalışıyorken. Görevliyken gittiniz. 6 yıl. 6 yıl görev. Nerede görev yaptınız? Almanya'ya gittim ben. Almanya'nın birkaç iki yerinde yaptım ben. Almanya'nın iki yerine evet. Tabii anladım. Almanya'da. Çok güzel. Ve elhamdülillah çok iyi bir muhit edindim. Bak hala evet. Oradan bana bazen telefon gelir. Evet. Ve oradan bazıları ve o günde beni tanıyanlardan bazıları evet. Hala benim buradaki Facebook'ta buradaki konuşmamı dinlerler. Doğrudur. Allah razı olsun. Biz evet, de dinliyoruz evet, hocam. Evet. Allah razı olsun. Böyle. Çok güzel. Çok güzel geçti o sonra, şeyim. Ondan sonra. Sonra evlilik işleri falan nasıl oldu hocam? Yani Edirne'ye nasıl bağladınız kendinizi? Edirneli bir yenge buldunuz. Nasıl bağlandınız diyeyim Edirne'ye? Kardeşim. Kısmetli misiniz? Evet. Yani Cenab-ı Hak yazıyor. Tabii kısmetliyim. Evet elhamdülillah. Yani ben kısmetliyim. Bizim tabii, hanım. Şükürler olsun. Böyle hakikaten. Allah yani, razı olsun. İdeal bir eştir. Allah razı olsun. Böyle. Tipik Trakyalı ideal bir eş. Çok güzel hocam. Efendim? Çok güzel. Çok güzel. Bir de şey soracaktım hocama. Ne diyecektim? Özür dilerim. Bir şey daha aklımda var. Ben onu sormak isterdim. Buyurun efendim. Aleykümselam. Sonra işte. Evet sağ olun hocam. Efendim Sami Uslu'nun bana dediği öyle oldu. Dün geldi efendim bizim Avrupa'ya gitmemiz bahis mevzu oldu ya. Meğerse teftiş kurulundan Ankara'da da orada işlem yapılıyormuş böyle. Anladım. Ben tuttum o Sami Uslu yanında iki kişi daha var böyle. Evet. Ondan sonra onun odasına girdim. Hemen ayağa kalktı. Arkadaşlar gelin gelin. Niye? Bilmediğiniz soruları hocama sorun. Estağfurullah. Evet hocam. Hocam tahsilinizi sormadım siz. Benim, hangi okulları bitirdiniz? Ben kardeşim ilk okulu bitirdim. Evet. Dışarıdan önce ortayı verdim. Sonra? Liseyi verdim. Nerede yaptınız? İmam Hatip Okulu'nun fark derslerine girdim ben burada imtihana. Edirne'de. Edirne'de. Evet. İmam Hatip Okulu'nu ben öyle bitirdim ben. Elhamdülillah. Yani bizzat okuyarak değil. Fark dersleri vererek. Şimdi İmam Hatip Lisesi mezunusun. O dersten sonra evet. Bir de efendim 2 yıllık da benim yüksek tahsilim var benim. Hangisi hocam? Ben geç. 2 yıllık da bitirdim diyorsun. Ben şimdi şu üniversitede 4 yıllık değil. Evet. 2 yıllık mezunum ben. Var. Eğitim yüksek okulu. Eğitim yüksek okulu mezunusunuz. Mezunuyum ben. Tebrik ederiz hocam ya. İlkokuldan nerelere geldiniz? İlkokuldan. Çok güzel. Ve
Şimdi evet. En önemli şey evet. Benim o gözlüğü takmamın serbest olmasıdır. Allah razı olsun. Benim köyümde akrabalarımdan bıktım ben. Estağfurullah. Niye gözlüğü takıyorlar derken? Efendim gözlüğüm var. Ya bir yakın birisi daha gördüğü gibi sormadan gözlüğünü alıyor benden. Bir de o takıyor bakalım. Ya işte o zaman ulaşılması güç bir şeydi bunlar hocam. Oradan kaynaklıydı belki de. Bir de şey soracaktım hocama. Buyurun, buyurun. Ne soracaktım? Tabii şimdi bunları kayda alıyoruz böyle keyifli buyurun. Olsun diye. Sizi dinleyenler izlesinler. Evet siz yabancı dil hangilerini biliyorsunuz? Biliyor musunuz? Neyi, yabancı neyi? Yabancı diliniz var mı hocam? Ha, benim yabancı dilim evet. Şöyle. Yabancı dilim bende yok. Yalnız ben şöyle o zaman meramımı anlatacaktı kadar ben İngilizce öğrendim ben. Nerede öğrendiniz? Edirne'de mi? Burada tabii kendimi öğrendim. Evet. Ve ben tutup da o eski bilgimi he. 10 gün veya 15 gün he. Şöyle ben şey yapsam, gözden geçirsem ben İngilizceyi her yani teferruatüle değil de evet. Meramımı anlatacak kadar bilirim. Bilirsiniz. Ve bu bana efendim çok yaradı. Nerede hayır. Yaradı? Ben gittim Avustralya'ya. Evet. Hem de iki kere. Evet. Her gidişimde bir sene kaldım ben Avustralya'da. Evet. Çok güzel. Benim kızım var orada. Anladım biliyorum. Çok güzel. Oraya hocam. Gittiğim vakit orada... İngilizce dilini kullandınız. Orada ha, tabii. Orada İşine bak, yaradı. İşi yaradı orada bir. İkincisi orada Araplar var. Hı. Araplar da izin almışlar devletten. Hı. İngilizce değil de Arapça hutbe okunuyor orada. Evet. Benim de biraz böyle... Arapçaya yatkın olduğumu görünce onlar evet. Tuttular hemen orada ateşeden ya. İzin aldılar. Evet. Başladım orada ben Arapça hutbe okumaya. Yani biraz biliyorsunuz ama Arapça hutbe veriyorsunuz. Evet, maşallahınız var hocam. Yaparım. Allah razı olsun. Benim Arapçam da Fasih yani Arapçadır. Millet de biraz biliyor zannedeceksiniz hocam. Benim Arapçam da Fasih Arapçadır. Fasih Arapça maşallah. Yani halk Arapçası değil. Arabistan'dan size dergi mecmua geliyor muydu hocam? Geliyordu. Evet. Geliyordu. Hele hele şöyle bir şey oldu. Evet. Asıl o derginin şeyi kökü bu. Hangi derginin? O Arap Aziz Nesin'in. Aziz Nesin'in. Şimdi Aziz Nesin'in dergisi. Değil. Birleşik Arap Emirliklerinden evet. Biri geldi Edirne'ye. Evet. Eski camide namaz kıldı. Evet. Arap bu. Evet. Ben onunla Arapça konuşmaya başlayınca evet. Adamın ayağı suya erdi. Evet. Dedi yahu seninle biz her zaman görüşürüz. Evet. Bana misafir oldu Yıldırım'daki evinde ve o. Hmm. Ve Edirne'ye her yer, kendisi sekreter şeyde. Birleşik Arap Emirlikleri elçinin sekreter. Elçilikte. Ve fakat buraya geldiği vakit hep beni gördü burada o. Evet. Ve tuttu bana kendi ülkelerinde çıkan Arapça dergileri ki elçiliğe geliyor bana hep gönderirlerdi böyle. Evet. Ben o Arapça dergilere çok özen gösterdim. Evet. Gün geldi. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Evet. Bir şey yabancı dil bilen bir kimse evet. O dilden imtihana girdiği vakit maaşı yükseliyor o zaman. İşte o zaman ben Koçaşlı'yı yendim ben. Maşallah. Koçaşlı 70'i ancak aştı. Evet. Ben 92 puan aldım ben şeyden. Arapçadan. Evet. Maşallah. Yani Koçaşlı benden daha şey çocuk şey değil. Evet. Ama Koçaşlı yeni çıkan dergi ve gazeteleri, literatürü takip edecek hali yok onun. Anladım. Onun eski hocalardan öğrendiği Arapça neyse o. Anladım. Bana ise o zat Ankara'da olduğu müddetçe hep bana o dergiyi gönderirdi. 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 Çok istifade ettiniz yani. Ve ben modern Arapçayı bilirim. Yaşa. Şimdi tabii konuşmaya tabii muattal kaldım. Evet. Ve fakat bir Arap gelse ben şimdi burada onunla çok rahat konuşabilirim. Allah Allah. Ya Koçaşlı'da o şey yoktu işte. Almanca da biliyor musunuz hocam? Almanca ancak öyle meramımı anlatacak dersen. Çünkü bugün dünyada geçerli olan dil karşısında İngilizce. Ya doğru. Ama Almanya'da kaldınız siz öğrendiniz. Kaldım ama Almanya'da buna ihtiyaç olmadı. Evet. Çünkü kaldığım hep Türklerle. Hayır, kaldığım yer Türk camileri olduğu evet. için efendim ben tabii ki Arapça değil şey Türklerle Türkçe, muhatap oldum. Tabii orada öyle muhatap oldum ama. Ama yine de. Oradan da hala bana. Evet. Hala ben dinliyorum. Arapçadan da biraz bilginiz var yani. Arapça Arapça pardon. Almanca'dan. Almanca'da da şey yaparım. Yani meramım yani
meramımı anlatabilirim rahatça. Elhamdülillah. Yani bir hafta ben tutsam, bir kitaptan ben öğrensem meramımı anlatabilirim. Elhamdülillah. Ama dünyada geçerli olan dil şu anda. Tabii ki. Tabii İngilizce. Evet hocam, çok güzel. Durum Allah razı böyle olsun. Kardeşim. İşte güzel hayat. Bir söyleşi yaptık sizinle. Hayat hikayenizi dinledik. Evet. Tabii efendim. Böyle bu anda bugün kaç yaşındasınız hocam? Kaç doğumluydunuz hocam siz? Söylediniz mi? Kaç doğumluydunuz? Benim nüfus cüzdanımda efendim Şubat doğumlu. Şubat? 1944 yazıyor. 1944. Ama ben Mart doğumluyum aslında. Fark etmez. Mart'ın 10'unda. 1944 hatta, doğmuşsunuz. Hatta ben deprem çocuğuyum. Yani deprem olmuş. Evet. Bizim evimizin böyle bahçelerinde yatıyor herkes. Hı-hı. Ben de o zaman dünyaya gelmişim 1944 depreminde. Allah Allah. Şöyle bir 20 gün kadar büyük yazıyor şeyde. Nüfusta. Depremden ötürü. Evet. Evet. Doğrudur. Ve bu şekil Allah'a çok şükür. Allah'a çok emekli şükür. Oldunuz. Bu yaşlara kadar geldiniz. Şükürler evet. Olsun. Ve Edirne'yi ben beğendim. Edirne'yi sevdim. Sevdim. Edirne damadısınız. Peki efendim hep şunu söylerlerdi. Camiler doluyor mu? Evet. Ya kardeşim camilerin dolup dolmaması bana ne? Evet. Ben orada görevimi hakkıyla yapıyorum. Ben yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Önemli olan o. Camiler dolmuyorsa onun kabahati efendim bende değil. Evet. Niye? Ben kendim o minberin hakkını verdim arkadaş. Allah razı olsun. Verdim. Biz de şahitlik ederiz. Tabii. Verdiğinizi. Şimdi düşünüyor musun? Efendim bizim bu Diyanet İşleri Başkanı. Estağfurullah. Şeyde. Evet. Hocam bunu yayınlayacağız inşallah. Çok daha güzel bir söyleşi yapmak isterdik ama bu kadar kısa oldu. İnşallah hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederiz. Edirne'de eski cami emekli imam hatibi Abdullah Yılmaz hocamla bir söyleşi yaptık. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Soramadıklarımız çok şeyler var. Yani kısa ve öz bir 20 küsur dakikalık bir söyleşi yaptık. İnşallah kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.